senin işte öyle geçmiyor galiba. Sağlık. Sayın 3. Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım, Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanım, Sayın Turizm ve Çevre Bakanım, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım, Sayın Sağlık Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Yakındoğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Banka Müdürlerim, çok değerli konuklar ve kıymetli basın mensupları. Bugün burada Nearest Bank'ın şube ağına bir yenisini daha ekleyerek Express şube ile birlikte 15. şubemizi açmak için toplanmış bulunuyoruz. 1986 yılından bu yana hizmet veren Nearest Bank, etkin ve yaygın hizmet anlayışı ile ülkeyi kucaklayan, kazandıkça ve ülke ekonomisine istihdam, vergi, harç, sosyal güvenlik fonlarıyla kazandırmaya devam eden, 20. yılını doldurmanın tecrübesiyle 15. şube olan Erülkü şubesini siz değerli müşterilerine hizmete sunmaktan mutluluk ve gurur duyar. Günümüzde insanımızın beklentilerini de öne çıkararak ülkenin en büyük bölgesel alışveriş merkezi Erülkü içine açılan şubeyle Nearest Bank, pratik, şeffaf ve çözüme odaklı bankacılık anlayışına uygun çerçevede konsept bir yapıda tasarlanıp uygulamaya sunulmuştur. Saygıdeğer misafirler, şimdi 15. şubemizin açılışını yapmadan önce açılış konuşmasını yapmak üzere Nearest Bank Genel Müdürü Sayın Selami Kaçamağı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Müdür. Sayın 3. Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarımız, Sayın Milletvekillerimiz ve Yakın Doğu ailesinin değerli mensupları ve basınımızın yüzde mensupları temsilcileri. Bugün Nearest Bank ailesi için çok özel bir gün. Bankamızın 15. şubesinin açılışını ve mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz ve bu gururumuzu, sevincimizi bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ve hoş geldiniz diyorum. Nearest Bank 15. şubesinin açılışını Erülkü Süpermarket'te Başbakanımız Sayın Hüseyin Özgürgün'ün katılımıyla gerçekleştiriyor. Şube sayısını artırarak hizmet ağını sürekli geliştiren bankamız, istikrarlı büyümesini devam ettirerek ülkemizin her noktasına kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor. Mesarya bölgesi, Lefkoşa'nın Ercan Havaalanı çıkışında, Magosa yolu üzerinde merkezi bir konumda sürekli gelişen bir bölgemizdir. Bu bölgemizde Haspolat Sanayi Bölgesi ile Kirli Sanayi Bölgesi'ne faaliyet gösteren büyük sanayi tesisleri, büyük ticari işletmeler ve büyük yerleşim yerleri bulunmaktadır. Bankamız bu bölgede faaliyet gösteren sanayicilerimize, tüccarlarımıza, esnafımıza ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza çağdaş bankacılık hizmetlerini sunmak, yatırım, işletme ve bireysel kredileri vermek, havale, mevduat, teminat mektubu ve akreditif gibi bankacılık hizmetlerini vermek üzere Erülkü Süpermarket içinde şube açarak gelişen bölgenin daha hızlı kalkınmasına destek vermek için açılmaktadır. Mesarya bölgesinin gelişimine destek sağlamak amacıyla bölgeye çağdaş bankacılık hizmetlerini götüreceğiz. Bankamız 760 milyon lira aktif büyüklüğü, 650 milyon lira mevduatı, 456 milyon lira kredi hacmi, 58 milyon lira öz kaynağı ile ülkemizin köklü ve sağlam bir bankasıdır. Halkımız iyi yetişmiş, donanımlı 216 personelimizle, 13 şubemizle, 17 ATM'mizle, 1860 adet aktif post cihazımızla, internet bankacılığımızla, gelişen online programlarımız ile halkımıza çağdaş bankacılık hizmetlerini veriyoruz. Başta bankamız olmak üzere, bütün bankacılık sektörüne hizmet vermek üzere Nearest teknoloji şirketini kurduk. İkinci olarak daha önceden kurulmuş olan
Yakında o yatırım şirketinin faaliyetlerine hız verdik ve faaliyet alanlarını çeşitlendirdik, genişlettik. Üçüncü olaraksa emeklilik, sağlık, hayat, sigorta işlemleri yapabilmek için oluşturduğumuz yeni şirketimizin çalışmaları da en son noktaya gelmiş bulunmaktadır. İştirakleriyle birlikte bankamız giderek büyüyen, devleşen ve halkımıza hizmet götüren bir grup haline gelmektedir. İstikrarlı büyümemizi devam ettiriyoruz. Kaliteli hizmet ve güvenli büyümenin ilkesini her zaman ön planda tutarak ülkemiz bankacılık sektörünü daha da ileri taşınmasına öncü bir rol oynamaktayız. Güçlü teknolojik altyapımızla ve kaliteli hizmet anlayışımızla çağdaş bankacılığı adamımızın her yerine götürüyoruz. Verdiğimiz krediler, sağladığımız istihdam, ülke ekonomimize katkı, bankamıza ise büyüyen pazar payı olarak geri dönmektedir. Artan şube sayımız, bilançomuzun büyüyen rakamlarına ivme kazandıracaktır. Stratejik büyüme hedefimiz içinde şube sayımızın arttırılması da bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde şube sayımızı arttırmak, vatandaşlarımıza daha da yakın olarak çağdaş bankacılık hizmetlerimizi geliştirmek hedefimizdir. Çalışmalarımızda ülkemizin ekonomik anlamda büyümesine katkı koymaktan da ibaret değildir çalışmalarımız. Sosyal sorumluluk projelerine de ciddi destekler sağladık. Sağlık alanında ve sevgili engelli vatandaşlarımızın rehabilitasyonuna yönelik projelere destek verdik. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ülkemizin sosyal politikaları içinde yer aldık. Şubemizin açılışında tüm bölge halkımızı yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Halkımıza ve ülkemize yeni şubemizin hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Genel Müdürümüz Kaçamağ'a teşekkür ediyoruz. Ve saygıdeğer misafirler, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Doçent Doktor İrfan Suat Günsel'i konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun size. Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Belediye Başkanlarım, değerli misafirlerimiz, Yakın Doğu ailesi ve basınımızın bizi yalnız bırakmayan güzide temsilcileri. Bugün Yakın Doğu ailesi adına ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Bugün ekonomimize yön veren önemli bir kurumun, Nierist Bank'ın yeni bir şubesinin daha açılışını adamızda gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu mutlu günümüzde yanımızda bulunan herkese hoş geldiniz diyorum. Yakın Doğu ailesi olarak bugün geçmişte olduğu gibi ülkemize kazandırdığımız her eserin bizim topraklarımızdaki kökleşmemizi derinleştirdiğine, ana vatanımız Türkiye'mizle ve dünyayla daha da bütünleştirdiğine inanıyoruz. Bütünleşmeyi sağlarken bütünleşmenin yön merkezine güzel adamızı, Kıbrıs'ımızı koyuyoruz. Günsel ailesi olarak bizler her zaman ülkemizin kalkınmasına, daha da ileri gitmesine katkı sağlamaya çalıştık. İşte bu nedenledir ki biz tüm yatırımlarımızı ülkemize yapıyoruz. Nierist Bank faaliyetlerine başladığı günden bu yana adamıza ve halkımıza her zaman yenilikçi bankacılık anlayışıyla hizmet vermeyi amaçlamıştır. Günden güne gelişmekte olan koşullarını daha çok kişiye, daha fazla şubede sunmayı kendine görev edinmiştir. Nierist Bank 1996 yılında Yakın Doğu Üniversitesi'nin içerisinde yalnızca tek şube ile başlamış olduğu yolculuğuna verimli ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle faaliyet göstererek bugün 15 şube 216 personeliyle hızlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Sahip olduğu yetkin ve dinamik insan kaynağı, kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışı, benimsediği müşteri odaklı hizmet yaklaşımı, Nierist Bank'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bankacılık sektöründe her geçen gün daha ileri bir konuma taşımaktadır. Ortaya koyduğu başarılar, dışa açılım politikasına da yansıyan Nierist Bank, 2012 yılında sınırları aşarak Türkiye temsilciliğini faaliyete geçirmiştir. Türkiye'de temsilcilik açma izni alan ve Türkiye temsilciliğini açan ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankası olmanın haklı gururunu taşımaktayız. Yine 2012 yılında
başkentimiz Lefkoşa'nın en seçkin caddesi olan Dereboy Caddesi'nde açılan Dereboy şubemiz ile adamıza 21. yüzyıl bankacılığını kazandırarak müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi amaçlamıştır. Niyaris Bank'ın dünya çapında da tanınan adada yaşayan kıtaların bankası olması sağlanmıştır. Niyaris Bank kurulduğu günden itibaren istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesine devam etmektedir. Güçlü sermaye yapısı ile aktif büyüklüğü 760 milyon lirayı aşmıştır. Niyaris Bank olarak gücümüzü değerli müşterilerimizden aldığımızı biliyor, en iyiyi sunmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemizin en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Mesarya bölgemizde Eylül'ü süpermarket içerisinde açtığımız yeni şubemizle Mesarya bölgesinde 21. yüzyıl üstün bankacılık hizmetini sunmaya başlıyoruz. Yeni Niyaris Bank Eylül'ü şubemiz, kaliteden ödün vermeyen çağdaş bankacılık anlayışı, işinde uzman personelleriyle müşteri odaklı hizmet anlayışı içerisinde faaliyet gösterecek. Öncelikli değerimiz her zaman müşterilerimiz olacaktır. Hizmet kalitesinde müşteri memnuniyetini her zaman beklenenin üzerinde karşılamak, teknolojik gelişmelere ve yeniliklere açık olarak en iyi kalitede hizmeti sağlayacak şubelerimizi müşterilerimizin hizmetine sunmak bizim başlıca görevlerimizdendir. Niyaris Bank ile Dünya Bankacılığı her zaman yanı başımızda. Sizlere katılımınızdan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun'u davet ediyorum konuşmalarını yapmak üzere. Sayın Bakanım buyurun. Sayın Başbakanım, saygıdeğer Yakındoğu ailesi, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bugün bu anlamlı açılış töreninde sizlerle birlikte olmanın bizde haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mesarya'mıza ülkemizin köklü ve yerel bankalarının bir tanesi bir şubesini açıyor. Haklı olarak bizler de yatırımlarını Mesarya'ya taşıyan 15. şube ağına ulaşan bu yerel bankamızla ve bu yerel sermaye temsilcimizle elbette gurur duyarız. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hükümeti olarak Sayın Başbakanımızın bizlere, ekonomi yönetiminde olanlara bazı talimatları var. Birinci talimatı şunu söylemişti hükümetin başında. Demişti ki biz sektör ayrılığı yapmadan, farklılığı gözetmeden, kamuyla özeri birbirinden ayırmadan tüm sektörlere gerek kamu kaynakları gerekse kamunun bütün siyasetini politikalarında eşitlik getireceğiz demişti. İşte hükümetin kurulduğu ilk günden bugüne hükümetimizin bütün ödemeleri, bütün mükellefiyetleri bu eşitlik bağlamında yapıldı. Ve özellikle bakanlığımıza bir direktifi daha olmuştur. Demiştir ki ekonomide atılım yapması gereken bölgeler Güzelyurt bölgesi, Mesarya bölgesi ve Karpaz bölgesine önem verin demişti. Biz de bu bağlamda Haspolat Kirli Sanayi'de yeni bir bölgenin tesis edilmesi, Haspolat'ta 2012 yılında Güney Haspolat'ta başlamış olduğumuz projenin sanayi bölgesinin tamamlanması ve Aslanköy'de de yeni bir esnaf sitesinin kurulması için çalışmaları başlattık. Ve bu, bütün bu çalışmaların arasında tam orta noktada bu bankanın da Yakındoğu Bankası'nın Mesarya Şubesi'nin açılıyor olması elbette ki bu bölgeden bizim murat ettiğimiz ekonomik faaliyetlerin artması bağlamında da çok önemli bir mihenk taşı oluşturacaktır. Ve yine bütün Sayın Başbakan'ın belirlemiş olduğu bu vizyon çerçevesinde de ekonominin ve özellikle sanayinin, tarımın ve turizmin eş zamanlı olarak güçlü şekilde desteklenmesi ve yatırımlarla güçlendirilmesi vardı. İşte bu bağlamda turizm sektörüne dönük olarak 5 milyon Türk liralık hibe eş finansmanlı hibe programı, tarım sektörüne dönük olarak 6 milyon TL finansmanlı eş finansmanlı hibe programı ve sanayi sektörüne dönük olarak 14 milyon TL'lik eş finansmanlı hibe programı, yani toplamda 15 milyon TL'lik eş finansmanlı hibe programını
İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Başbakan'ın başkanlığında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda, koordinatöründe ilgili bakanlıklarımıza duyurmuş olacağız. Ve bu beraberinde neyi getirecek? En az %50 eş finansman olduğuna göre bu 15 milyon TL'lik hibe ile birlikte en az 30 milyon TL, yani 15'i yatırımcının finansmanına gelerek 30 milyon Türk liralık yatırım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sadece 2016 yılında doğrudan yerleşmiş ve gelmiş olacak. İşte bütün bunlar da yerel sermayemizi, bankalarımızdaki mevduatın yatırıma dönüşmesi için çok önemli bir ivme kazandıracak düşüncesindeyim. Bunun devamında yatırım faiz destekli yatırım kredileri, faiz destekli KOBİ kredileri, faiz destekli esnaf programları ve kredi temel programları da ardı ardına devam edecektir. İşte bu Ulusal Birlik Partisi'nin ve Sayın Başbakan'ın vizyonunda oluşan bu iktidarın ortaya koymuş olduğu farkı halkımıza tekrardan gösterecektir. Ben küçük bir hatırlatma ya dikkatinizi çekmek istiyorum. Küçük bir noktaya. 2010 yılı öncesinde elbette ülkemiz şu anki bütçenin, o zamanlarda öyleydi, %35-40'tan fazlasını Türkiye Cumhuriyeti anavatanımızın yardımlarından oluşmaktaydı. O dönemler 650 milyon TL gelen yardımı 500 milyonluk bölümü bütçe açıklarına harcanır. 100-150 milyon TL'lik bölümü de ancak reel sektör yatırımlarına ve altyapı yatırımlarına ayrılırdı. İşte Ulusal Birlik Partisi vizyonuyla bizim de ülkenin kalkınan bir ülke olması, üreten yatırımcı bir ülke olması bağlamında getirilen değişim ve dönüşüm programları sayesinde bugün bu Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümeti Sayın Başbakan'ın başkanlığında daha geçenlerde Ankara ziyaretine gelmiştir ve tarihin en büyük 3 yıllık bütçesi olan hem 3 milyar 250 milyon TL'lik büyüklüğün altına imzasını koyarken artık yıllık olarak alınan 1 milyar 150 milyon TL'nin çok önemli bir büyük kısmı yatırımlara, reel sektör desteklerine ve altyapı yatırımlarına ayrılmış. Sadece ve sadece 200 milyon Türk lirası da cari bütçe açığının kapatılması adına cari hesaplarımıza öngörülmüştür ki bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti bütçe açığının kapanması adına sadece 10 milyon TL kullanmıştır. O 200 milyon TL hakkında. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Öncelikle Ulusal Birlik Partisi hükümetlerinin reel sektöre, bütün halkın tüm kesimlerine kalkınması adına yapmış olduğu güçlü çalışmalar ortaya koyuyor. Ve beraberine neyi koyuyor? İşte bu değer verdiğimiz yerel sermayemizin, Kıbrıs Türk sermayesinin hangi noktalardan başlayıp yatırımlar ve bunun beraberindeki programlarla ne kadar güçlü noktalara gelmiş olduğunu altını çizmekte. Bugün Yakın Doğu ailesi Sayın Suat Günsel hocamızın vizyonuyla, yine aile bireylerinin, Sayın İrfan Günsel'in, az önce üniversitedeydik, Cemre hanımefendinin, onların vizyonları ve çalışmalarıyla büyük sektörlerin büyük yatırımcıları haline gelmişti ve sadece bankanın 216 istihdam eder kapasitesini bugün ülkemize ve ekonomimize kazandırmışlardır. 600 milyondan fazla mevduat büyüklüğü var sanıyorum konuşmalardan. Ben öyle anladım. İşte hükümetlerin de bu aşamada az önce ifade ettiğim program ve projeler aracılığıyla ortaya koymuş olduğu bu çalışmalar, bütün bu tasarrufların yatırıma dönüşerek ülkemizin bütün katmanlarıyla gelişmesini ve ilerlemesini, daha da kalkınmasını sağlamış olacaktır. Son derece deneyimli bir profesyonel var bankanın başında ama bununla birlikte bu başarı öyküsünün arkası planında duran bütün Yakın Doğu ailesini ve çalışanlarını da tebrik etmek lazımdır. Enver Bey'i de tebrik etmek lazımdır. Ben bu bağlamda Mesarya'ya bu güçlü şube hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mesarya'mızın, hükümetimizin ve Sayın Başbakanımızın vizyonunda kalkınmasını en önemli adımlarından birini oluşturur inşallah diyorum. Allah muvaffak etsin, bereket versin diyorum. Sabırla dinlediğinizi teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Sayın Bakan Hatun'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve Başbakanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün geliyorlar konuşmalarını yapmak üzere. Buyurun Sayın Başbakan. Değerli konuklar, tabii bugün güzel bir gün yaşıyoruz. Biraz önce
sevgili dostum Suat Günsel'in Kıbrıs'ın fethi, güvenlik kuvvetlerinin kuruluşu ve aynı zamanda Türk Mukavemet Teşkilatımızın da kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 1 Ağustos anısına diyelim ortaya koyduğu bir fetih sergisi var. Gerçekten etkilendim. Müthiş bir sergi. Gezmenizi, görmenizi tavsiye ederim. 1571 tarihinden Kıbrıs Türk halkının günümüze yapmış olduğu yolculuğu anlatıyor. Ve o dönem 1571'den başlayarak günümüze kadar olan süreçte Kıbrıs Türk halkının kat ettiği mesafeyi de gösteriyor. Bu mesafe bugün bizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana gerek siyasi anlamda gerekse ekonomik anlamda ciddi mesafeler kat etti. Bu mesafeler içerisinde tabii ki ekonomik kalkınmanın çok önemli olduğunu ve askeri zaferler ki 1571 bir askeri zaferdi. Kıbrıs Türk halkının adaya ayak bastığı gündü. O günden itibaren yolculuğu başlamıştı. Ekonomik anlamda da çok önemli mesafeler aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ekonomik anlamda gerek eğitim, gerek sağlık, şimdi de bankacılık bir hizmet sektörü ama eğitim bir hizmet sektörü, sağlık başlı başına bir sektör. Bütün bu alanlarda yatırım yapan, güçlü bir irade ortaya koyan sevgili Suat Günsel bu alanda da önemli başarılar elde ediyor. Kendisini kutluyorum, Yakın Doğu ailesini kutluyorum. Böyle bir günde aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii ki bankacılık farklı bir alan. Bir aracı kurum sonuçta. Bankalar aracı kurumlar. Ama neyin aracısıdır? Ekonomide en önemli aracı işini görüyor. Tasarrufları yatırıma dönüştürme aracıdır. Sonuçta bunun yerel sermaye ile ne kadar güçlü ve destekli olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin o kadar güçlü ve destekli olması anlamındadır. İşte Yakın Doğu Bank da bu anlamda bu güçlü aracı kurumlardan bir tanesidir. Ekonomimize tasarruf, yatırım anlamında çok ciddi bir katkı koymaktadır. Her alanda, başka alanlarda da olduğu gibi sağlık alanındakini söylemeye bile gerek yok. Bugün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yüz akımız bir durumdadır. Gerçekten bu anlamda da ben yürekten kutluyorum. Ama her el attığı alanda Sayın Suat Günsel'in önce hayal ederek, ondan sonra da bu hayali cesaretle takip ederek ve arkasından da gerçekleştirerek ortaya koyduğu bu ciddi başarıya selam durmamak elde değil. Böyle bir başarı öyküsünü bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin de izlediğini biliyorum, görüyorum. Bu alanda tabii ki çok değerli iş adamlarımız var, çok değerli yatırımcılarımız var, çok önemli ailelerimiz var. İşte Yakın Doğu ailesi de bunların en önde gelenlerinden bir tanesi. Ben yürekten kutluyorum. Böyle bir açılış dolayısıyla da aranızda bulunmaktan bir kere daha duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bunun burada özellikle Mesarya'da yapılmış olan bu yatırımın da bir ipucu vermiş olması dolayısıyla ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek açılışın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Hüseyin Özgür Güner'e çok teşekkür ediyoruz. Kurdeleleri keseceğiz. 15. şubemiz. Herkese, hepimize hayırlı olsun diyoruz. Rektörümüz, rektör yardımcılarımız, evet, Banka Genel Müdürümüz, Sayın Bakanlarımız, Başbakanımız, herkesin katılımıyla hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Gel kardeşim. Geçen deneye gelmedim ama çok asantop muhabbetine başladım.